Selam arkadaşlar. Bugün konuğum Sadi Celil Cengiz. Bence, merhaba. Bence çok uzun ama fonetiği güzelmiş, öyle dedi. Başka evet. Açıklama yapmak ister misin? İsmimin üçünün birden kullanılmasından çok memnunum. Çok memnun. O yüzden... Beni kalabalık gösteriyor. Falan, aynen. İçinde de böyle çok kişilikli misin? Var mı böyle çok konuşan insanlar? Konuşan insanlar var ama hep aynı türde konuşuyorlar. Buna birden fazla kişilik demez. Doğru. Aynı kişilikten birçok insan konuşuyor kafamda. O zaman böyle bir kakofoni, bir rabarba var ama. Bir dolu. Var. Biz başlayalım. Tamam. Siz de eşlik edin, hadi bakalım. Dünden bugüne programına hoş geldiniz. Ben Doğan Aycireli. Bugün konuğum Sadi Celil Cengiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Şöyle biraz daha yaklaş mikrofona, tamam. Daha iyi duyarız seni. Anladım. Harika. Sesin patlamasın diye de bir yandan korkuyorum. Mümkün değil. Evet, öyle tamam. Bir sistem. Valla bravo. Nasıl gidiyor bu aralar hayat? İyi misin? Valla bu ara bir uzun tatil gibi oldu açıkçası. Böyle bir seçim süreci bütün işleri bir anda durdurdu. Hepimiz gibi. Yani bizim biliyorsun böyle... Diğer batılı gelişmiş demokrasilerden daha çok bir seçim tabii. Şeyimiz var yani, aşkımız var. Gündemimiz, aşkımız. Aynen, o haritayı göreceğiz, o sarıları, kırmızıları, bir puan mı, iki puan mı, aynen. Böyle bir maç izler gibi. Tamam diyecektim. Yani aylarca bu seçimi konuştuğumuz için işler de durdu herhalde. Senaristler mi yazmayı durdurdu? Acaba, aynen. Yapımcılar çok... dolarını bozmadı diyorlar, bilmiyorum. Ve en çok da bizim sektörü etkiliyor diye düşünüyorum ama yok, herkes bu sefer etkilendi. Herkes, yok benim annem perdeci, o bile yani ona bile anne dur seçimden sonra işler açılacak diye sürekli gaz verdi diyor. Oldu mu? Olmadı, daha açılmadı. Benim açıldı biraz da, annemin de açılmadı. Muazzam. O zaman hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi programın isminden de yola çıkarak sana şöyle bir tanımlamak istiyorum. Dünden bugüne aslında konuğumun bayağı dününe gideceğiz. Evet. Ve bugüne kadar gelelim istiyorum. Tamam, seçimde bitirmeyeceğiz. Daha devamı var. Ben demin duydum. Zaten seçim bitti artık. Bitti. Yerel seçimleri bekliyoruz. Aynen. Ay bir de o başlayacak. Aynen. Onu takip etmesi. Yıl önceden falan. Ama onu takip etmesi daha eğlenceli. Çünkü orada ilçeler falan var. Orada küçük partiler de kazanıyor. Ya, Liberal Demokrat Parti'yi bilirsin. Liberal Demokrat Parti Ağrı'da bir belde belediyesi kazanmıştı bir önceki seçimde. Ben bunu bir hafta inceledim, okudum. Sonra başkanın bir açıklamasına denk geldim. Başkan dedi ki, ya ben zaten aday olacaktım. Hani kendime de parti arıyordum. Liberal Demokrat Parti'ninki Yunus ya. Evet. Hani millet kolay anlar, oy veririz diye. Şaka yapıyorsun orada. Ya işte bak böyle de milletimi çok seviyorum. Aynen. Ya bu zekayı çok... Başka yerde yaşayabilir misin? Hayır. Vallahi zor, bana da zor yani. Hep insanlar kaçmaya çalışıyor ya, benim hep söylediğim şey oluyor. Ya ben bu mizahı diyelim artık, bu Türkçeyi seviyorum. Gidemem. Yani bilmiyorum, ben ülkeden de çok bir İstanbul sevgim var. Açıkçası Türkçeden kazanıyoruz paramızı biz. Evet. Türkçe biliyoruz. Sen Samsunluymuşsun ama, evet, değil mi? Evet, Samsunlu. Ne zaman geldin? Ben 2000 yılında üniversiteyi kazandım 17 yaşında. Hı hı. Geldim. 17 yaşındaydım. Hiçbir yetkim yoktu. Hiçbir şey imzalayamıyordum. Bankadan para çekemiyordum. Aydım, öyle kafelere giremiyordum vardı. Falan. Türkçe dedin ya, Samsun'u deyince senin de açık E'lerin var mıydı? Onlar... Vardı, çok zor çok kapattım. Zor. Yani şöyle, temrin yapıyordum sürekli, bir de konservatuar sınavına hazırlanıyordum. İşte böyle başlıyordum bak temrine, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 diye kayıyordum. Çünkü duymuyor Samsun'u. Gençler falan. Aynen, pembe ya da nasıl pembe. Evet. Korkunç. Bir de Samsun'un şöyle bir şeyi var, madem buldum Samsunlu'yu sorayım. Şimdi ben Karadeniz'i çok merak ediyorum ve sadece Samsun'a gittim. Hiç kimse saymıyor bunu. Çok üzülüyorum ben. Niye bu kadar ayrıksalık yapılıyor buraya? Ya şimdi birazcık Trabzon'un bir karizması var Karadeniz'de. Ayrıca Trabzon'lar Samsun'da da çok etkilidir yani. Tabii mesela bizim her sene milletvekillerinin yarısı Trabzonludur falan. Öyle bir etkiler Samsun'da da. Kültürel özellikleriyle Trabzon daha çok öne çıktığı için biraz da şiveye dayalı bir
sınıflandırma var Karadeniz deyince. Genelde bizde evet biz Karadeniz şivesiyle konuş, bizim çarşamba şivesi diye daha da kulak tırmalayıcı bir şivemiz var. Gerçekten. Var mı ya, şöyle bir oradan devam etsem. Yani neydeyiz ne dönle gayşi mi geçişiz ha gelik bizde gelik falan gibi bak, hiçbir şey anlamadım mesela. Yani bir denedim sonradan geldi 5 saniye sonra. Güzel. Hakikaten. ama yani Karadeniz, Bolu da Karadeniz biliyorsun, Sakarya da Karadeniz. Doğru, ama yine onları da saymıyorum. Samsun'dan ötesine Karadeniz diyorlar genelde. Evet. O yüzden Karadeniz'e gitmemişim sayılıyor. Ben üzülüyorum buna. Yok, gittim. Gittim. Samsun Karadeniz'in en büyük ve en güzide şehri. İşte bunu Samsun diye söylemek gerekiyormuş. Bugün anladım. Aynen. Avrupa'nın en uzun kesintisiz kumsalının Samsun'da olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Hayır. Bir de ne? En iyi döner diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çarşamba şehir lokantası. Başka neyiniz var en iyi? Valla pidemiz de güzeldir, çok güzeldir. Birazdan sponsorluk alacağız diye düşünüyorum. Aynen, pide döner. Onun haricinde güzel diyeceğim. Evet, pideyi de duydum. Manda yoğurdu var. Biliyorsun, Sayın Cumhurbaşkanımız da her gün yiyormuş. Samsun'dan geliyorsa demek. Samsun'dan geliyorsa demek. Aynen. Güzelmiş. O zaman senin şöyle dününe gidelim. Nereye kadar gideriz bilmiyorum. Nasıl başladı bu yolculuk? Biraz vallahi nasıl başladı? Aslında ben hem çok kısa hem çok uzun. Kısası şu, ben çocukken oyuncu olmak istiyordum. Bu vardı yani. Sonra büyüdüm, oyuncu oldum. Kısa hali bu. Evet. Sanırım olmadı. Daha uzunla geçelim. Daha uzun. bir meslek olarak oyunculuğu yapmak istiyordum. Hayatım boyunca hep bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm. Eğer ama mesela ilk nasıl olacak girdi? Yani oyunculuk böyle bir anda olmaz. Bir şey görürsün, duyarsın. Aslında tiyatro izleme alışkanlığı olan bir ailedeydim. Çarşamba'nın iyi bir tiyatro izleyicisi vardı. Ve Ferhan Şensoy Çarşambalıydı öncelikle. Yani onun katkılarını tabii yatsımamak lazım. Çünkü o getiriyordu. Çok ünlü oyuncular getiriyordu. Yani onun hatırına geliyorlardı biraz. Ondan çok etkilendim. Ama böyle kafamda ilk canlanan ve ben evet lan oyuncu olacağım dediğim an Altan Erkekli'nin Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde oynadığı İnadına Yaşamak oyunuydu. Orada birden fazla karakter canlandırıyordu ve müthiş bir enerjisi vardı. Beni çok büyülemişti. Ve dedim ben bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama bunu yapmak istiyorum. Sahnede iyi birini gördüğünde de hep o olur ya, iyiyse hemen yapabilirsin hissi gelir. Diğeri marifettir çünkü, yapabilir miyim falan gibi olursun. Sanırım iyi bir şey gördüğün için bence bir çekilmiş de olabilirsin. Evet, çok da etkilenmiştim açıkçası. Böyle oyunun içeriğinden de etkilenmiştim. Mesela oyunda özellikle böyle bir Yunan balıkçı ile Türk balıkçının ilişkisi vardı. Şimdi biz de ilkokul kitaplarından ve çevremizden böyle Yunanistan'la hani 1919'dan kalan bir hesabımız var ya. Sanki o hesap devam etmiş, hep öyleymiş gibi gelirken birden böyle bir dostluk olabileceği iki insanın dostluğu da geçtim. Aslında aynı şeyleri yiyip içmeleri, aynı şeylerden hoşlanmaları, aynı denizi sevmeleri, aynı güneşi sevmeleri beni politik anlamda da çok etkilemişti. Dedim ki yani demek ki tiyatro bize tarih kitaplarından daha doğru şeyler söylüyor. Ki ben tarihe çok meraklıydım ve sürekli tarih okurdum. Sonra dedim ki sanat aslında tarihin çarpıttığı gerçekleri anlamamız için çok etkiliyor. Müthişmiş ya. Çok güzel bir başlangıç bence. Evet. Ama bu kadar tarihle, sanatla ilgilenip sonra sayısalcı olmuşsun bir de. Ya mecbur sayısalcı oldum çünkü matematiğim çok iyiydi. Yani o matematikte beni bırakmadılar ya. Yani aileden değil, sen istedin. Değil. Okay. Ya şöyle açıkçası sayısalcı olma niyetim de yoktu da annemle babam hiç anlaşamıyordu. Çok didişiyorlardı. Didişme. Babaanneli bir ev, onun getirdiği ait şeyler, bu didişmeden çok yoruldum. Sonra bir arkadaşım dedi ki, fen lisesi diye bir şey var, yatılı okuyorsun, devlet falan. Evet, benim zamanımda da vardı. Allah'ım dedim, ben buraya gideyim ya.
ben artık bu evden gideyim yani. Bir de çok maceracı ve özgüvenliydim. Aşırı büyük bir özgüven vardı yani. Hepsi ünlü olunca kırıldı. Tam ciddi tersi oldu. Çok ilginç ya. Ay senin, ama hikayen de şey gibi böyle evlenip evden gitmek isteyenler gibi, sen bayağı aynı mantıkla yapılabilir ya, bari gidip şu evden çıkayım. Çocukluktan ünlü olana kadar hakikaten böyle çok ünlüymüşüm gibi takıldım. Çok iyi. Ondan sonra ünlü olunca. Niye öyle oldu acaba? Ne senin özgüvenini yer değiştirdi? Her şeyi ben anlatamam. Sonra ikinci kırılma edebi metinler dersi vardı bizim lise 2'de. Orada metinleri canlandırmamız istendi tiyatro oyunu olarak. Sonra ben bir tane oyunda yer aldım ve biraz da doğaçlama yaptım. Çok güldüler bana. Sonra her edebi metinler dersinde bir oyun oynamaya başladım. Sonra ondan sonra yıl sonunda bir oyun oynadık. İşte şey olur ya, okul veda gecesi, evet, ve piyesleri. Ailelerimize gösterelim, evet, neler, evet, yapmış çocuklarımız. Evet. Aynen. Öğrenciler geldi, aileler gelmedi. Geldi akşamki seansta 30 kişi vardı ama yine oynadık. Güzel. Sonra ben İstanbul'a gelmeye karar verdim. Çünkü oyuncu olacaksam İstanbul'a gelmeliydim. Ama o zaman hani konservatuar falan gibi şeyden de haberim yok. Dediler ki bana, işletme kolay bir okul. İşletmeyi okursan çok vaktin olur. Ben de işletme yazdım oyuncu olmak için. Güzel. Ama tabii bunu 7 senede bitirebildim. Kolay okulu. Matematiğin iyi zaten, evet. Evet, matematik çok geçmedi işletmede. ama hepsi oyunculuk yüzünden değildi. Menajerlik oynayarak da 7 yılı biraz... Menajerlik mi yaptın? Menajerlik oynayarak. Vav, wow, onu nasıl? Hep şöyle olur ya, bir de oyuncu olan... Hayır, hayır, öyle bir menajerlik değil. Bunu erkekler bilir. Menajerlik oyunu var, futbol menajer. Bilmiyorum. Erkekler. Okul hayatımın büyük kısmı oyunculuk yaparak ve menajerlik oynayarak geçtiği için işletme fakültesini 7 yılda bitirdim. Uzadı, tamam. Bu arada iki kere konservatuar sınavına girdim. Hazırlandım. Almadılar. Almadı. Hangilerinde? Kazanamadım. Mimar Sinan. Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesi. Güzel. Ve kazanamadım. Ama oyunculuğu bırakmadım. Yani bir süre daha sürdürdüm. Ondan sonra... Peki o zaman oynamaya başladın mı? Hani küçük... Tiyatro yapıyordum o zamanlar. Sonra kısa film yapan bir grupla tanıştım. Evet, i̇şte bayağı kısa film yapmışsın. Evet, işte bu Selçuk Aydemirler, Burak Aksaklar, Ozan Akbabalar, böyle. O zaman grup. Tabii tabii, o öyle bir grubumuz vardı. Sürekli haftada bir toplanıp birinin kısa filmini çekerdik. Ne tatlıymış. Kamera oyunculuğunda öyle başladı. Daha sonra Çağan Irmak'ın bir dizisinde oynadım. Kabuslar Evi diye. İlk dizim o. 6 bölüm. Polis memuru. Bak şimdi güzel. Ama şey, hep böyle isimlerle de bir şekilde tanışmışsın. Yani başlangıcın iyi olmuş. Evet. Ben bir kısa film çekmiştim 2005 yılında. Kaiser Söze var mıydı yok muydu diye. Çok fazla film çekmekle ilgili fikrim olmadığı için de bir kameram da olmadığı için bir webcam'le herkes sabit oturduğu bir senaryo yazdım. Ama gerçek bir kamera buldum sonra. Webcam'le dediğin bayağı. Evet, bayağı webcam. Bence yine de geleceği görmüşsün. Ben sana ne kadar özgüvenli olduğundan bahsetmiştim. En başta söylemiştim, şimdi anlıyorum ben. Müthiş. İşte yani bilim bilmeden özgüvenli. Aynen. Yani. Neyse, bir kamera buldum ama. Onu da böyle kocaman ekranlı Akın diye bir arkadaşım vardı. Onu televizyonuna bağladık çünkü şeyi bozuktu. Yüzörü değil de monitörü bozuktu. O filmde Çağan Irmak jüriydi ve o film üçüncü oldu. Oradan da. Aynen, bana böyle bir iMac bilgisayar verdiler, masaüstü böyle kocaman falan. İlk şeyini almışsın, ödülünü. İlk filmde ilk ödülümü aldım. Sonra işler o kadar iyi gitti. Gitmedi mi? İşte ünlü olmaya başladıkça sende bir şeyler ters dönmüş. Aynen. Sonra Üsküdar'a Giderken diye bir dizide oynamaya başladım. Aynı zamanda memurluk yapıyordum o sırada. Bir de o hikayemiz var. Evet. Dur, ona girmeden önce bir şarkı arasına gidelim. Tamam. Sonra memurluğundan devam edeceğiz. Tamam. Anlaştık mı? Senin seveceğini düşündüğün bir şarkı gelsin herkese. Hadi bakalım. Kandırıyoruz değil mi şu an insanları? Evet, hepsini var seçim. Evet ya, çünkü bugün dedim ki senin günün ve senin tarzın olsun. Aynen. Kalbenden geliyor. Tabii. Sadece.
Dünden bugüne programı ben Doğan Aycireli ve konuğum Sade Celil Cengiz'le devam ediyor. WhatsApp numaramızı da hatırlatayım soru sormak isteyenler için. 0532-565-202 tekrar ediyorum. 0532-565-202. Tam kalben dedikodusu yapacaktık. Şarkı bitti. Evet. Ne diyorduk? Nerede kaldık? Senin memuriyetinde kaldık ve bu çok biliniyor sanırım. Evet, çünkü bu İşler Güçler dizisinin konusu olduğu için çok biliniyor. İnsanlara da enteresan geliyor. Aslında buradan şöyle bir Amerikan vari işte memurken keşfedilip oyuncu olan adam hikayesi bekliyorlar. Değil ama mi? Hikaye aslında öyle değil. Aslında şöyle, ben kamera önü oyunculuğu yapıp buradan para kazanmakla ilgili bir fikre kapıldım. Çünkü devlet tiyatrosuna ve şehir tiyatrosuna konservatuvar mezunu olmadığım için giremiyordum. Evet. Dolayısıyla biz de memur çocuğu olduğumuz için böyle bir garanti iş aradığımız için kendimize. Ben oyuncu olmak isterken önce onu söyleyeyim. Hayalim devlet tiyatrosuna girip bir ay tek maaş almaktı. Çünkü tamam, o zaman kafası. Oyuncular ünlü de değildi. Mankenler ve futbolcular ünlüydü. O zaman manken ve futbolcu olmak istiyordu insanlar. Herkes oyuncu olmak istiyor ya, o zaman öyle değil. Neyse, audition diye bir şey çıktı. Deneme çekimi. Karşına geliyor biri, kamera koyuyor. Bu o zaman mı çıktı? Yani bana çıktı. Sana çıktı. Doğru. Vardı zaten de. Sana gelişi o kadar oldu. Yani tamam, o zaman oldu. Da 1930'lardan beri var falan. Abi karşıma biri geçiyor şimdi. Tekste oyna diyor, hiçbir şey yok. Sonra sağa dön, sola dön. Bir de bize dön ve kocaman gülümse. Şimdi kafadan bir yabancılaştım ilk karşılaştığımda. Sonra gidiyorum. Sıra bekliyoruz. Bir sürü adam var orada. Kağıtlara bakıyorlar. Ya orada biraz böyle benim şeyim de zedelendi. Yani böyle bu kadar adamdan biri miyim ben? Bir dakika falan. Bir de evlenecektim tabii. İşsizlere kız vermiyorlar biliyorsun. Evet. Bir de erkeklere onları bağışlayın. Yapabildiğim en iyi şeylerden birini yaptım. 5 seçenekten birini doğru işaretlemek. KPSS'den yüksek bir puan aldım ve... Muazzam çünkü matematiğin iyi. Ve o sırada Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum. O yüzden en yüksek maaşlı memurluk da gümrük muayene memurluydu. Sen o bayağı paraya oynadın. Tabi paraya, direkt evet. Paraya. Artık. Herhalde. Yani profesyonel oyuncu olma hayalimden vazgeçmiştim gerçekten. Artık dedim kısa film çekerim, kendim oynarım falan. Öyle tatmin ederim kendimi. Edirne'ye gittim. Buyur. Edirne'de 2 yıl gümrük muayene memurluğu yaptım. Çok güzeldi. Arkadaşlarım çok güzeldi. İşimi seviyordum. Evlendin. Evlendim. Edirne'deyiz. Eşim öğretmen. Muazzam. Sonra... Tam yani memur kafasının hepsini tamamlamışsın. Evet, tabii tabii. Evet, arabayı da aldım. Hemen. Sırada ev var. Aynen, bir çocuk var. Yapılmamış. O da bekliyor. O da bekliyor. Sonra Selçuk beni Üsküdar'a giderken diye bir dizi yapacağım dedi. Haftada bir gün gelebilir misin? Müdürümden izin aldım. Ama yine kafamda hani oyunculuğa dönmek gibi bir şey yok. Sadece böyle bir fırsat var, değerlendireyim dedim. O sırada Ezel Akay başka bir dizi çekiyordu. Ezel Akay da çok beğenilen bir yönetmendi o zamanlar. Hatta bir kısa film yarışmasında beni izleyip böyle Türk sineması yeni bir oyuncu kazandı bence falan ciddi demiş. Ciddi misin? Ben askerdeydim ve bunu bana başka birisi söyledi. Ben duyamadım maalesef güzel sözleri. Olsun, başkasından duymak da güzel. Aynen. O da bir dizi teklif etti. 2 dizi olunca ben de istifa ettim. Kararı aldım. Sonra bak istifa... şaşırtıyorsun. Yani çünkü hani o mantık nerede, bu mantık nerede? Evet, ama şimdi 2 dizi olunca... Evet. Çarptım kafamda 4'le ikisini de. Yine para kazandım. Ama garantisi yok. Yok. Şey dedin mi, ben buradan yürür giderim dedin mi? Yine özgüven geri gelmiş olacak şimdi dediysen. Aslında dedim ama işler öyle yürümedi. Çünkü 2 dizi de bitti aynı anda ben istifa edince. Sonra Selçuk İşler Güçler diye bir şey yazdı. Orada benim hikayemi, Ahmet'in hikayesini, Murat abinin biraz ama en çok benim hikayemi kullandı. Benim
oynadığım sadece Lil Cengiz karakteri, o ben değilim. Öyle biri de değilim aslında. Ama sonra işte işler güçler tabii her şeyi değiştirdi. Şöyle, aslında hala tam güvenmiyordum kendime. İşler güçler devam ederken KPSS sınavına başvurmuştum. Ben dedim bu iş bitecek, ben tekrar memnun. Bir daha. Çünkü çok o şeyde istifa ettikten sonra işler güçler başlayana kadar çok zorluk çektim maddi. Ne kadar arası vardı süre olarak? Yaklaşık bir yıl vardı. O sırada Leyla ile Mecnun'da oynadım. İşte burada gelip başka bir erkekle aynı odada yatıyordum. Yetişkin evli bir erkek olarak çok rahatsız bir kanepeydi. Ortasında bir demir var böyle kocaman falan. Neyse dedim yani gideyim aslanlar gibi maaşımla krallar gibi yaşayayım. Çift memur maaşıyla krallar gibi yaşayayım hesabı. Şimdi KPSS günü belli. Ben de günü yönetmen yardımcısına söyledim. Dedim ki bugün Edirne'de sınav olacak. Ben de sınava gideceğim. Geldim bir gün sete böyle. İşte yönetmen yardımcısı dedi ki Sadi işte Selçuk seninle konuşacak falan. Ne konuşacak dedim. Ya işte bir konu var falan. Ne konusu? Yarın sınava gidiyorum biliyorsunuz değil mi? Ya işte onu Selçuk'la konuş. Ya Selçuk'la ne alakası var? Yönetmen yardımcısı belirler. Yönetmen karışmaz bunlara falan. Böyle gerginim böyle. Gerginlik o zaman kavga çıkardı. Ettiğin yıllar, evet. Aynen kavga ettiğin yıllar. Sonra Selçuk böyle koluma girdi, geldi. Biraz yürüdük. Biraz Selçuk'a kızdım önce. Yani sen her şeyi yapabileceğini mi sanıyorsun bilmem ne. Şu hiç saygı duymuyorsun bilmem ne. Selçuk şöyle beni iki omzumdan tuttu ve dedi ki Sadi sen şu an ne olduğumuzun farkında mısın? Ne kahvesizsin dedi. O an fark ettim ki evet yani biz artık Türkiye'nin konuştuğu bir dizinin oyuncularıydık ve galiba bazı şeyleri garantiye almıştım. Almıştım evet. Güzel. Bir de senin bir röportajını duydum ya, gerçekten garantici olduğunu orada anladım. Hani en güzel yılların ne zaman falan demişler, askerlik demişsin. Yani o kadar olamaz yani. Bu doğru muydu gerçekten? Ya gerçekten en huzurlu olduğum yıllar diyeyim. Ben Bakırköy Askerlik Şubesi'nde yaptım askerliğimi, asteğmen olarak. Bir de rahat geçmiş herhalde. Evet rahat geçti. Sabah 8'de böyle yırtık kotla gidiyordum. Şortla falan orada üstümü giyiyordum. Sonra akşam 5'te çıkıyordum. Tekrar giyiyordum falan. Akşamları takılıyordum. Öyle yani, öyle askerlik olmaz ama yani. Öyle askerlik olunca sevinir işte. Doğru doğru. Bir de maaş veriyorlardı. Bir de üstüne. Çünkü ben de mesela benim de ilk şeyim mühendislik okudum. Ve hani hep şunu derim, kurumsalda çalışsam kesin hemen yükselirdim ama acaba doğru sektörde miyiz falan. Sen hiç onu dedin mi? Doğru sektörde miyiz acaba? Ben, yapına göre. Valla ben tutkularıyla yaşayan bir insan. Aslında bakma böyle garantici olma birazcık şeyden geliyor. Yoksulluktan geliyor tabii ki. Yani ama yine oyuncu olurdu, her türlü oyuncu olurdu. Çünkü altın erkekli bir kere sokmuş onu Fikri. Aa evet. O izlediğin oyun ha, güzelmiş. Aynen Altan abiye söyledim bunu anlattım çok mutlu oldum. Ha söyledin evet, mi? Evet. Ya o buluşmalar da çok tatlı olmuyor mu yıllar sonra? Yani evet. senin sayende gibi bir şey çünkü bu. Ama bence Altan abi bunu çok duymuş. O yüzden aşırı tepki vermedi. Aa öyle mi yapmadı? Olmadı mı? Canım benim ne güzel ne güzel. Ya, tatlış falan diye böyle güzelmiş. Ben de sana şeyi soracağım daha demin söyledim. Benim de ilk oynadığım dizi İşler Güçler'di. Evet. Mesela senin ilk haberini aldığında nasıl tepki verdin hatırlıyor musun? Çünkü ben bir tek o günkü tepkimi hatırlıyorum. Sonraki hiçbir şeydeki tepkimi hatırlamıyorum. Benim İşler Güçler'in haberini aldım. Hayır yani ilk işi aldığındaki tepkini hatırlıyor musun? İlk işi aldığımdaki tepkim evet. Hatırlıyorum Ali İlhan vardı şu an yönetmen. O zaman Çağan Irmak yönetmen yardımcısıydı. Bana böyle bir rol ayarladığını söyledi. Sonra beni okuma provasına çağırmış. Ama ben okuma provasına çağrılacak kadar ağırlıklı bir rol olmadığından bir bu herkes bunun burada ne işi var? Bu kim oldu? İşte bayağı ünlü oyuncular var. İşte ondan sonra ben de böyle kenarda oturuyorum. Şey yapılacak masada böyle ortada. Ondan sonra böyle Ali İlhan geldi. Dedi ki Sade masaya otursun mu dedi. O sırada Çağan Irmak çok asabi ve herkese bağırıp çağıran Irmak diye bir yönetmen yardımcısı vardı. Buradan duyuyorsan Irmak seni hiç sevmiyorum. Hayır hayır otursun orada dedi.
Sonra Çağınırmak geldi yönetmen. Saat sen niye orada oturuyorsun? Ya gelsene dedi, otur buraya. O beni tanıyordu çünkü o jüriden evet. dolayı. O benim kısa filme üçüncülük ödülü veren jüriydi. İşte beni tanıyordu. Sonra en havalı oturuşunu gerçekleştirdi mi orada? Yok yine böyle. En köşede böyle mümkün olduğunca dikkat çekmeye çalışarak. Uzun boyumu kısaltarak böyle. Ya bir de bu evet hep uzun boy şey derler ya kamera önünde. Hiç yaşadın mı sorununu? Yaşıyorum. Yaşıyor musun? Evet. Aslında efendim, diğer oyuncular da yaşıyor. Partnerlerim yaşıyor genelde. Altların takoz geliyor falan. Gerçekten mi? O zaman bir efsane. Bazen ben böyle ayaklarımı açıp küçülüyorum. Ay çok kötü. Çok iyiymiş. Zor evet. şartlar. E tabii canım sonuçta. Ama ona rağmen bir sürü iş yaptın ya sana. Helal olsun. Bu boya rağmen. Bu boya rağmen gerçekten. Şartlar hep yani aksine olmasına rağmen hep sen varsın. Şöyle baktım o kadar çok işte oynamışsın. Evet. Maşallah diyelim. Ne iş olsa yapar oyuncularından sadece diyeceğimiz. Evet sinema filmleri yaptım. Daha çok dizilerim tutmadı çünkü. Şey oluyor mu hep? Yani dizilerim... Varsa patlayacak mı acaba? Ya tabii olmaz mı ya? Bütün hayatın o günün işte hangi gün yayınlanıyor işte dizi? Pazartesi, salı sabah 10.30'a kadar herkes böyle telefonda Allah'ım ne olur, Allah'ım evet, ne doğru olur. Doğru diyorsun. Ve artık reytingler de çok istikrarlı değil. Eskiden bir dizi tuttum, bitmişti yani işte. Aynen. Atıyorum Yaprak Dökümü'nün reytingi düşer miydi mesela ya? Mümkün değil. Aynen. Bence insanlar da artık sıkılmaya başladı. Bence artık hep aynı şeyi yaparak biz de sıktık insanları. Hı hı. Açıkçası bir öz eleştiri de yapmak lazım. Neyi mesela onu soracaktım. Seni hep komedide görüyoruz. Evet. Bu maalesef. Bir tercih mi, talep edilen mi? Aslında tercih değil. Çünkü ben tiyatroda genelde drama oynadım. Hı hı. Ben kendi adımı dramada daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama şey diyorlar yani komedi oyuncusunu bulmak zor ve hı hı. biz yani bulunca da komedi yapsın istiyoruz. Bir de seyircinin benden böyle bir komik olman beklentisi var. Aslında bir ters köşe iş çok istiyorum yani. Ama kötü adam oynamak evet, falan. Mesela. Yok gelmiyor. Yani yapımcılar risk almıyor, yönetmenler risk almıyor. Çok risk almayan bir sektör bu televizyon Hiç. Sektörü. Evet. Ya. Yani çünkü belli bir para koyuyorlar ve gerçekten onu almak istiyor. Öyle ama yani bilmiyorum yani para kazanmak için hep derler ya risk al, risk al. İnsanlar ben... seni kadar risk alamıyor sadece. Aa ben ne riskler aldım, ne risk aldım. İstifa mektubunu laughs diye müdürüne bakıyorum. İşte kolay değil öyle. Ya. Bir sadece Cengiz kolay yetişmiyor. Yalnız ismi çok zor. Ben sadece sadece diyebilir miyim? Yani tabii senin üçüncü hoşuna gidiyor ama. Tabii. Benim bir arkadaşım vardı, şöyle bir şaka yapardı. Sadi, Celil, Cengiz, üçünüz de döverim. Haklı. Haklı çünkü zorluyor. Evet. Şey dediler bana, seni sokakta nasıl çağırıyorlarmış? Bunu merak ediyorlar. Sümüklü Sadi diye çağırıyorlardı çocukken. Ha yok, ünlü olduktan sonra. Ha ünlü olduktan sonra. Ya bir gün Edirne'deyim, memurum aynı zamanda. Aynı zamanda da, yok memur değil, yani istifa etmişim. Leyla ile Mecnun'da oynuyorum. Şimdi ben özellikle karakter ismiyle seslenilmesini ayarım. Çünkü yani o benim oynadığım bir şey ve ben gerçek hayatta Sadi'yim yani. Birçok oyuncu da sinir olur. Bazıları barışmış bunda. Bana diyorlar artık barış takılma falan filan diye. Neyse. Ama asla barışmıyor. Edirne'de bir yere gidiyorum. İşim var, gücüm var. Arkadan bir bağırarak geliyor. Talat abi! Talat abi! Talat abi! Allah'ım bakmıyorum yürüyüşümü hızlandırdım. Teletabi diye koşa geliyor çocuk. Koştu, yakamdan tuttu, çevirdi. Teletabi hiç bakmıyorsun ya dedi. Çünkü dedim ben Teletabi değilim, benim adım Sadi. Çok tatlı. Abi ben seni çok seviyorum falan. Sonra neyse Allah'tan kendi ismimle oynadığım bir karakterle meşhur olduğum için. Aynen. Ondan sonra sorun olmadı. Sonra hatta bana abi olacak. Gerçek ismin ne falan diyenler oluyor. Sadi abi senin gerçek ismin ne falan. Ona da sinir olmaya başladın mı? Yok. Ha, tamam. Ona sinir olmadı. Peki o üçlü nasıl toplandı? Bu da çok sorulmuştur sana ama. Valla Selçuk topladı bizi açıkçası. Biz onlar üç... ikiliydi muhtemelen değil mi? Hep ikililerdi. Evet. Onlar ikililermiş.
Yani daha doğrusu ben bunu da sette öğrendim. İki noktukları da. Yine sen sonradan gelmişsin. Üsküdar'a giderken diye bir dizide ben Murat abiyle beraber oynamıştım. Sonra Selçuk İşler Güçler diye bir şey yazdım. İşte üçünüz oynayacaksınız kendi isimlerinizle diye. Sonra tanıştık işte Ahmet'le. Dedi böyle böyle hayırlı olsun, hayırlı olsun. Nasıl olacak, nasıl gidecek bakalım falan filan. Ben de Ahmet daha önceki işlerinden bilmiyordum yani. Gazi izlememiştim. Yani normal değil mi? Ondan sonra başladık. Açıkçası böyle bir pilot bölüm çektik önce. Yani o kadar zor iteleye uğraşa tırmana yaptık ya. Ki o projeyi. Tabii canım yani. İnsanlar işte, arka planını bilmeyince öyle. Aynen öyle. Mesela şimdi setlere bakıyorum. Onlarca karavan var. Bizde bir tane bile yoktu. Böyle milletin evinde falan giyinip soyunuyorduk. Kuaför için böyle bir gece kondunun bir odasını ayarlıyorlardı. Berber oraya giriyordu, kesiyordu. Biz orayı süpürüyordu falan. Böyle yağmurlarda çay ocaklarında böyle elimizde çay bardakları. Tam bekliyordu. Evet yani. O figüranın şeyini hepiniz yaşamışsınız. Evet. Aynen. Yani o yapım hani cimriydi ya bizim. Şeyde haklısın. Dizinin yapımcısı demiş ki Selçuk'a beni yazıyorsun, beni yazma demiş. Neyse yani sonuçta işte şöhretimizi işler güçleri buluşturuyoruz. Hala soruluyor mu bu, çünkü bana sordular. Yani hala o üçün geri dönecek mi diyorlar. Sana da geliyordur. Hala bu bir ümit olarak bekliyor. Ünlü bir filozofun sözüyle yanıtlayayım. Aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz. Aynen. Ve ben bunu bir şarkıyla taşlandırmak istiyorum. Peki, tamam. Sen de istersen yine senin sevdiğin Serseri şarkısı gelsin Teoman'dan. Çocuklarım onu da seviyor. Yani. Çocuklarına da gel, eski eşine de gelsin o zaman. Peki, ona da gelsin. Dünden bugüne programı ben Doğan Aycireli ve konuğum sadece Cengiz'le devam ediyor. Şöyle bir baktım, neredeyse programın sonuna gelmişiz. Öyleymiş ya. Öyleymiş. Ama ben senin son projelerini seninle nerelerde göreceğiz bunu merak ediyorum. Evet. Neler var sırada? Şimdi bir tane distopik bir dizi çektik biz. Uykular Haram diye. O şu an bekliyor. Evet, Uykular Haram. Hatta vardı böyle bir şey. Onun haricinde Organizasyon Bizim İşimiz diye bir dizide oynuyorum. TRT Dijital'de tabii platformunda. Şu an yayında. Sarp Apak'la Onur Bulut başrolde oynuyorlar. Yine İşler Güçler'den tanıyacağınız Şinas Yurtsever ve Korhan Herduran ve ben Deniz'de efendim. Başka değerli oyuncular da var. Evet. Çok zengin bir oyuncu kadrosuyla. Onun ikinci sezonunu bekliyoruz. Filmler var, görüşülüyor. Bakalım bir şeyler olacak. Yine ben insanlara ekranlardan kocaman gülümsememle. Yine seni komedi işlerinde göreceğiz. Evet. Ama yine de buradan duyun yani. Ters köşe yapabiliriz. Evet artık bu çocuğa bir kötü adam oynatın ya. Evet ya. Bir racon kessin, bir belinden bir silah çıkarsın. Mesela. Tiyatro düşünmüyor musun? Tiyatro tabii ki her zaman düşünüyorum. Ama şimdi bu diziler malum bu tiyatro işlerine artık çok mesafeli bakıyorlar. O yüzden eğer bir televizyonda bir iş yapıp para kazanabiliyorsam onun yanında yapabiliyorum tiyatroyu. Doğru. Açıkçası. O yüzden hani bir işe başlarsam o işe uygun bir program olan bir oyunda yer almak çok isterim. Bizim asıl işimiz zaten sahne. Aynen, aynen. Yani bu televizyon işleri de bir gün biterse biz yine alırız bir eski model minibüs, şehir şehir gezer, yüksek bir yere çıkıp anlatırız. Yani. Ya buyur, güzelmiş. Ben seni bugün tanıdım. Hep şöyle, nasıl diyeyim, buna benzer bir yorum yaptılar mı bunu merak ediyorum. Böyle değişik bir enerjim var yani. Böyle dışarıdan baktığımda çok sakin gibisin bence. Ama böyle hani içinde şey gibi, nasıl denir o saatli bomba, ne diyeceği belli olmayacak bir adam varmış gibi hissediyorum. Herkes öyle diyor. Evet. Diyorlar mı zaten bunu? Öyle biraz saatli bomba gibi. Yani bir şey patlatabilirsin sanki. Evet, o yüzden canlı yayınlardan çok korkuyorum. Abi bugün hiçbir sıkıntı olmadı, harika, her şey güzel. Atlattık, aynen.
İyi ki geldin gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. İnan özlemişim ben de kendimi anlatmayı. Harika. Bizim için umarım değişik şeyler anlatmışsındır. Belki bugün farklı olur demiştim. Aa, güzel bir tane laf söyledim. Bak onu böyle cımbızla çekerler. Sonradan neler çıkar neler. İşte bu. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. O zaman herkese harika bir gün diliyorum, artık işlerden çıkılıyordur diye düşünüyorum. Hani inşallah. O zaman haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Selam olsun. Bay bay. Bay bay. Çok eğlendim ya vallahi. Ya gerçekten bence çok sevindim. Çok güzel yapıyorsun bu arada. Ay yani, teşekkür ederim. Hani böyle bir şey denir mi bilmiyorum da hiç böyle eğlemeden aktık yani. Çok mutlu oldum. Aynen. Şunu bir ayarlayayım, sonra şunu kapatalım. Aa pardon. Sen bu arada konuşabilirsin orasıyla. Orası ama güzel mi? Bir şey söyledim sonuçta değil mi? Harika bir şey söyledim. Biraz daha öv istersen beni. Ben geliyorum. Harika bir radyo programıydı. Bak sabahları da yapıyormuş. Kız sabahın köründe kalkıyor. Program yapıyor. Siz de bir zahmet çevirin o arabadaki büyümeyi dinleyin. Ona göre. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Hoş, yani hoş geldin değil artık, güle güle sarılması yapayım. Hoş geldin mi? Demek ki bir daha gelsin istiyorum. Bir daha gel. Hoş geldin. İyi geldin. O zaman ne yapın? Abone olun. Katıla tıklayın. Beğenmeyi unutmayın. Heh, ben de diyorum bir şey eksik kaldı. Beğenme, bir de bildirimleri açın. O da var. Bayağı iyisin bu konuda. Görüşürüz.